YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Ev ortamında kahvemi de alarak samimi bir sohbet gerçekleştireceğiz bugün sizinle. Çabasız çabalı bir video olsun istedim. Ruh halim de bu yönde. Hayata bakış açımın realitesinde. Dedim ki kendi kendime bugün evin içinde ne yapabilirim? Bana ne iyi gelir? Dedim sorsunlar bana soru. Alayım bütün soruları. Aldım da. Şimdi de cevaplıyorum. En merak edilen sorularda bugün ilk sırada bakalım ne hoşuma gitmiş. Fotoğraflarına gelen terbiyesiz yorumlara nasıl katlanıyorsun veya neden diye sormuş. Öncelikle sorunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Şöyle ki kendi alanımı korumayı önemli arz ediyorum. Hayatta da edinimlerime göre siyah beyaz değil grileri ön planda tutarak yaşıyorum. O kadar iyi, bu kadar yeterli olduğu kadar kısmında hemhalim bu dönemde. Ve mevcut malzeme bu. Bu saç, bu göz, bu tırnak, bu konuşma stili. Veyahut şu andaki alanım, kullanabileceğim bu evin duvarı, bu tablo gibi gibi sayabileceğim şeyler, sayabildiklerim. Kontrolümde olmayan kısımla alakalı da, yani bu bahsettiğin şeyle alakalı da ilgimi kesmiş oluyorum. Çünkü benim sorumlu olduğum kısım ve ilgili olduğum ana malzeme bu. Hayatımdaki hayalindeki meslek neydi diye sormuş. Hayalindeki meslek, şu anda da bir heyecanlanıyorum. Lise dönemini anımsattı bana. Orada mesela çok yakın arkadaşlarımla konuştuğum zamanlarda lise yıllıklarımı da ele alarak bunu söyleyeceğim. Bu arada altını çizerek. Orada her zaman sabah şekeri ve geleceğin sunucusu olarak arkadaşlarım atletmişler beni. Çünkü ilerleyen dönemlerde ne yapacaksın diye sordukları zaman büyük bir heyecanla bunu söyleyesim gelirdi. Ben sunucu olacağım ya, sunucu olmak istiyorum şeklindeydi. Sonrasındaki yol ayrımında başka şeyler, başka bir meslek cereyan etti hayatımda. Bugüne dönersek de aslında bu duygumu özgürlükle doya doya yaşadığım bir kanalım var ve sizlerleyim. Sunuculuğu tecrübe ediyorum. Kendimi istediğim kelimelerle ifade ediyorum. Zaman aralığımı ayarlayabilme lüksüne de sahibim. Bunu da gerçekleştirmişim demek ki. Neden bu kadar zorsun ya da zor mu gözüküyorsun? Bununla ilgili bir soru geldi. Hatta bununla alakalı notlar da aldım. Sorun hoş. Bu konuda tabii ki prensiplerim var. Görmedin o eli şöyle yapayım. Hatalarım oldu tabii ki. Çünkü mükemmelliyetin bir illüzyon olduğunun farkına vardım. Mükemmelliyetçiliğin adı altında bize sunulan paketin içinde güçlü olma zorunluluğu var. Halbuki biz insanız, duygularımızla da varız. Ya da inip kalkmalarımızla da varız ki kendi sınırlarımızı görebilelim, kendimizi anlayabilelim, nereden neleri getirdiğimizi tespit edelim gibi gibi. Olmasına da aynı zamanda olanak da tanıyorum. Bu arada izin veriyorum kendime. Hayatımın akışında giden süreçte kendimi izlerken yönümü değiştirebiliyorum mesela. Bu da tecrübeyle yaşadığım bir şey oldu. Prensip kısmını dediğim gibi mühim kılıyorum çoğunlukla. Kendi hayatımın başrolündeysem yorumumu da
ben dilediğim gibi kalemini alıp yazmayı da hakkım diye düşünüyorum. Çünkü güzel şeyleri aslında hak ediyoruz. Makyaj malzemelerim, günlük makyaj rutinim, cilt bakımım için neler yapıyorum? Özellikle belirteceğim şey şu olur. Gündelik hayatımda aslında pek tercih ettiğim bir durum değil. Böyle sokağa olabildiğince neysem oyum şeklinde çıkıyorum. Tabii ki saç tarama gibi bakımsal ojelerim. Bunları insanın saygısından dolayı yapmasını doğru bulmakla birlikte kendinin olduğu gibi yansıtılması da bence zaten özgüveni de temsil eden bir şey olarak da görüyorum. Ya da kendine illa bir şey katarak bakımlı olmuş olduğunu duygusu da bana çok doğru gelmediği anlarda olduğu için kendimi serbest de bırakıyorum. Ha, çok özellikle üstüme bir şey katmak istersen malzememin kırmızı ruj zaten hani dillere destan olmuş vaziyette. Bunda da benim için açık ve bordo değil de onun aralığındaki koyu kırmızı gül rengi tonlarını çok seviyorum. Anlıyorsunuz klasik gül rengindeki benim için hoşuma giden yani şu elimdeki de örnek verebilirim. Ve iki kat rimel sürüyorum belirginleştirilmesi için. Fondötenden çok uzağım. Nadir kullandığım bir ürün. Bir de bu ara fuşya taktım. Fuşya rengi özellikle yaz gelmesinden sebep. Ve içimden böyle hani bu senin modası diye belirlediğim bir renk oldu. Cilt için sorarsanız da genleri işin içine katarak şunları da detaylandırabilirim. Mesela bir köpük var ürün olarak kullandığım gece yatmadan önce. O üründe ben sürmeden de dağılıyor hissi çok hoşuma gidiyor. Akabinde de ferahlama veriyor. Bundan memnunum. Bir de dış kaynaklı olarak ne yapabilirim diye düşündüğüm zaman bol su tüketiyorum. Bunun için hatta salt suyu çok düşkün olmadığım için aynı zamanda bitkilerin de biliyorsunuz ispatlanmış bir etkisi var insan vücudunda. Onlarda da mesela dereotunu, maydanozu, salatalığı tercih ediyorum. Biraz limon sıkıyorum, buz koyuyorum. O şekilde içince aslında iç organlarıma da cildime de placebo etkisi olarak bile iyi geldiğini hissedebiliyorum. Bir de bu ara vitamine takmış vaziyetteyim. C vitamini kullanıyorum. Magnezyum alıyorum. Aynı zamanda yaptığım araştırmalar neticesinde de bunların psikolojimize de iyi geldiğini, eksikliğinin şunlara şunlara sebep olduğuna gibi çok böyle detaylı anlatmayacağım. Merak edenler zaten ayrı bir bölüm olarak ilgilenirlerse tercih edebilirler. Bunları yapıyorum. Şimdi diğer sormuş olduğunuz sorulardan biri dizi ve film önerisi, kitap önerisi diye bir soru var. Bununla alakalı son zamanlarda İyi Hissetmek kitabını okuyorum. Burada da şemalar çok ilgimi çekti. Bu kitabı önerebiliyorum. Bir klinik araştırmada da geri bildirim olarak olumlu tepkiler alındığı ve bunun ispatlandığı yönünde. Şöyle ki belirli şemalar var. Mükemmelliyetçiliği de baz alan bir şey. İşte hayatı siyah beyaz görmek, aslında gri'nin de olduğunu, olumluyu görebilme yetisiyle alakalı. Melileri malları at malı malı satan meli malı komple fazlalık yapma, zihin okuma gibi. Kendinizde de bunu keşfedip aslında zihnin karamsarlığı yönünde ve bunun hiçbir realitesi olmadığını, gerçi bu kişiden kişiye de değişir bu söylediğimde, bunu kendimden yola çıkarak anlatıyorum, kendi yorumlamama göre de biraz. Ve bunun neticesinde de yanına hangi çarpıtmayı yaptığını yazıyorsun.
bir kağıt kalem vasıtasıyla. Sonra mantıksal çıkarımlarını yazıyorsun. Çünkü mantıklı olarak baktığın zaman aslında onun hiçbir realitesinin olmadığını, bunu da zamana yayarak günlük periyotlarda yapmanın bayağı bir bakış açısının üzerinde olumluya yönelik sevk ettiği söyleniyor. Bana da şu an iyi gelen bir kaynak. Psikoloji alanına da meraklı biriyim. Bu yönde. Diziye gelirsek The Crown'u izledim. Prenses Diana'nın ikonik olarak genç dönemimde de, genç kızlığımda da artık kadın olduğumu düşünerek, varsayarak söylüyorum. Çok zaten dünyada da bu tescilli olan da bir durum ağırlıklı. İlgi çeken bir karakter, en azından onu söyleyebilirim. Biraz o coşkuyla, heyecanla izlemeye yöneldim. Benim buradan mesela hoşuma giden şey şu oldu izlerken. Mesela karşıda çok güzel bir boğaz manzarası var. Çok görkemli, çok şatafatlı. İnsanın içine alınıyor. Direkt gidesin geliyor. İçeriğini sorgulamıyorsun bile. Fakat sonra yaklaşıyorsun. İçeride köpek balıkları var. Yosun var. Ben bunun içine niye girdim diyorsun. Keşke daha öncesinde bunu düşünseydim ya da bunları hesap etmedim diyorsun. Ben mesela bunu aldım. Şunu demek istiyorum. İnsan tabii ki isteklerimiz var, heyecanlarımız var, benim var. Ve bunu yaparken buna yönelik mi niyet ediyorsun, yoksa evlilik ya da ilişki çatı altında karşıdaki insanı anlamaya, tanımaya, ona insan olarak yaklaşmaya ve hayatına farklı duyguları deneyimlemeye yönelik bir seçimde yapmak mümkün mesela. Huzuru, mutluluğu, paylaşımı ön planda tutarak bir kaynaktan beslenmeye yönelik bir takım girişimler bence doğru. Bayağı bir şey katmış. Buradaki söylemek istediğim o şahsın adına bir eleştiri, yargılama falan değil. Zaten bu kısımlarda da insanların seçimleri onların dünyasındaki doğrulardır. Bu kadar söylenebilecek bir şeydir benim için. İlişkilerin neden genelde başarısız oluyor? İlişkilerinden neler öğrendin? Bunu iki temel duyguyla yaklaşacağım. Birincisi, iyi diye gözüken dışarıda izledikleriniz şunları yapıyor olabilirler. Yapıyorlar, yapmıyorlar kısmı değil. Gözlemlediklerim de oldu. O ayrı bir parantez. Fakat dediğim gibi başkalarının hayatları onların hayatlarıdır. Kültürel yönden beslenmek bana doğru gelen kısım. Oraya hemen kısa geçtim. Taviz verebiliyorlar. Verilebiliyor. Çok sabır gösterip aslında kendini hiçe saymak da olabiliyor. İstediklerini görmezden geliyor. Elimdeki en iyisi diyebiliyor ya da denilebiliyor ya da diyebiliyor insan. Ben buralarda yokum. Hayırım. Prensiplerim var. Ve o prensiplerin içerisinde de kalabiliyorum. Ve sırf bir şeyler gerçekleşsin diye orada duramıyorum. Yani iyi bir evliliğim var, iyi bir sevgilim var, olsun, önemli değil, el alem görsün. Ya da şu kadar parası var, tamam ben bunu öncelikli kılayım. Ya da evdeki iyidir komşunun, bilmem, yani ne bileyim, böyle garip garip kavramlara sığınmaktansa mevcut dünyamda kendimle kalırım, yanlış bir yerde kalmaktansa felsefesini de biraz benimsiyorum. Bu illa böyle kalayım anlamında da söylediğim bir şey değil. Zamanla şunu da öğrendim. Kendime saygı konusunda okuduğum kitaplar çok yardımcı oldu. İzlediğim bir takım psikiyatrlar, bu işle ilgilenen kişiler de yardımcı olabiliyor. Ya da yaşadığım deneyimler
okuduğum kitaptaki karakterlerin yaşantısı bile ben yaşamadan, toslamadan da birçok hikayeyi barındırdığı için onların hayatını da bir nevi tecrübe etmiş oluyorsun aslında. Bu da bir öğreti oluyor. Hata dediğim kendimde farklı duygulara izin vermeyi öğreniyorum. Uygulama kısmında başarılı başarısız olarak görmüyorum. Bu insana verilmiş son derece zalimce bir davranış olur. Sadece olur ya da olmazlar vardır. Yani bir şey olur, akar gider ya da gitmez. Bu kadar. Dolayısıyla da burada bunu öncelikli kıldım. Kendi hayatımda da taşıyabilmek için de bende ne var, bende ne yoku ele alıyorum mesela. Ben bir insana da ne verebilirim diye. Bunları isterken de. Ya da bende yani eksik yine demeyeceğim. Geliştirsem ya da hangi duyguyla biraz daha haşır neşir olsam diye baktığım, takkemi önüme aldığım kısımlar da oluyor. Bir de şu, daha önceki videomda söylemiştim, bunu değiştirdim geçen süreçte. Erkeğin biraz hem genetik yapısından dolayı hem de yaratılışından ötürü, o zaten fiziksel kuvveti olsun, kendi içindeki o ya kadınla erkeğin mesela kadın evin içini düzenleyen kısmında ya da erkeğin dışarısıyla ilgilendiği alanlardaki o kadını alan tarafını yine ön planda tutuyorum ve kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını, erkeğin bulmasını, kadının kendi dünyasında ki vaktinde ulaşan kişinin adam olduğu hisler bana mesela besleyici ve bir kadını kadın gibi hissettiren bir yaklaşım şekli olduğunu da düşündürdü bana bu süreç. Öncesinde ne demiştim onu da parantez içinde belirteyim. Hani sen ara, mesaj at falan gibi söylediğim için bunu belirtmek istedim. Ayrıca ve sizin kendiniz için yani kendim için belirlediğim niyetlerde bunları bazen insan görüyor fakat görmemezliğe yatıyor. Bunu görmek. Çünkü bir insan gördüğü zaman neyin çıkıp neye çıkamayacağını aslında hemen anlıyor diye düşünüyorum. Öyle bir tespitim var. Ve karşıdaki insanı gerçekten anlamaya yönelik hareket etmeliyiz. İyi mi anladım? Şöyle bir örnek vereyim. Mesela kaçan kovalanır, bana çok çiçek alıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyebiliyorsun. Fakat o senin popülerliğin içinde olabilir, güzelliğin ya da o anki boşluktan, yalnızlıktan, sayabileceğim birçok şeyden olabilir. Zamana yayılmış bir şeyde, acele edilmeyen durumlarda da gerçekten o insanı önemseyebildiğin zaman bu sefer sağlam bir şeyler kurabilirsin diye düşünmeye başladım. Bayağı bir şey olmuş. Ve yeni soruya geçiyorum. Yeni sorularda neler neler var? Dizi, film neden yapmıyorsun? Ayrıca YouTube'a neden ara verdin? Dizi filmle alakalı çok fazla teklif alıyorum. Buradan önce bunu belirteyim. Hatta şöyle yaklaşımlar da oluyor. Saatini, zamanını sana göre de ayarlayabiliriz. Bunu şöyle bağlayayım. YouTube benim çok 3 sene önce yaklaşık bir kitaba yazdığım bir nottu gelecek hayallerimde. Ve böyle bir zamanda gerçekleşti. Keza dizi olayında da film olayında da belirli bir akış içerisinde kendimi gerçekten orada olmalıyım dediğim o gelen teklifler içinde seçebileceğim
karar aşamasına geldiğimde zaten orada olurum. Biraz da sürü psikolojisinde olmak çok tercih ettiğim bir durum değil. Yani oynamalısın, şöyle yapmalısın, şuraya gitmelisin den ziyade hayatın bir gün sonrasını kontrol ya da bir an sonrasını hatta kontrol edemediğimizi düşünürsek şu anki bana mevcut bu da benim YouTube işim. Sizlere buradan güzel paylaşımlar yapabildiğim bir alan. Dolayısıyla da buradayım şu anda. Gelenleri de tabii ki kendi içimde açığım. Bakıyorum bu şekilde. Spor yapıyor musunuz? Nasıl bu kadar fitsiniz diye sorulmuş. Dumbbell'larla aram çok iyi. Ağırlıklı çalışmalarım var. Günlük hemen hemen her gün yapıyorum. Çok nadir haftada bir gün ya da modum düşükse biraz izin veriyorum kendime. Çünkü ruh halimi ön planda tuttum. Çok fazla olur benim. Önemserim iç dünyamı. Bir de yürüyüşü koyuyorum spor olarak hayatımda. Çünkü yürürken hayatımla ilgili kararlar verme aşamasında iyi bir muhakeme zamanı oluyor benim için ve yolda gördüğüm özellikle hayvanlarla iletişim kurmak da hayatımda besleyen bir şey oluyor ve bir nevi bir taşta kaç kuş vuruyorum. Belli değil. Bir de bu ara pandemi sebebiyle yüzmeden uzak kaldığım ya da tenis başka yapmak istediklerim oluyor. Fakat evde yim şu anda. Dolayısıyla da ip atlıyorum. Bu da duruşuma iyi geliyor. Metabolizma hızlanıyor. Bir nevi kardiyo yapmış oluyorum kolayca. Bir yenilik de katmış olmanın verdiği bir heyecan da oluyor. Bunu yapıyorum. İnip kalkmalarım zaten meşhur. Çünkü popo kıvrımını önemsiyorum. Hafif de kaslı bir görüntü. Fena değil. Aynı zamanda sağlık açısından yani sağlık bir bedenim var ve o bedenim de benle beraber sürekli. Beraberiz. Bu sebeple de saygı duyuyorum ve ona iyi bakıyorum. Merve, çok dobra bir kadınsın. Zararlarını gördün mü diye sormuşlar. Aynı zamanda hayata nasıl bu kadar pozitif bakıyorsun? Hayata pozitif polyana değilim mizaç olarak, yaratılış olarak söyleyeyim. Öyle insanlar da var. Ben hayatta her duygunun olması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl burada gözüm, burnum, yanağım, dudağım varsa acı, üzüntü gibi sayabileceğim mutlu, mutsuzluk, huzurluk bir sürü yelpaze var. Bunlar da hayat içerisinde olan olaylarda yansıttığımız, ortaya koyduğumuz, bizden çıkan yaşanması gayet doğal durumlara verdiğimiz tepkiler.